Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Argenler Matematik Sahnesi kitabında Prova Sahnesi 3'ün sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza başlayalım. Bir kitaplık rafına yukarıda yüksekliği verilen gri renkli kitap rafa dik olarak sığarken yanda yüksekliği verilen yeşil renkli kitap dik olarak sığmamaktadır. Buna göre rafın yüksekliğinin desimetre cinsinden tam sayı olarak alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar o halde bu rafın yüksekliği. Bakın bu kitap sığdığına göre 3 tam 10'da 2. 2 devredenden büyük olacak diyorum. Buradan büyük olacak. 36 bölü 5'ten de küçük olacak diyoruz. Şimdi öncelikle 36 bölü 5'i arkadaşlar tam sayılı kesre çevirecek olursam 36'ın içerisinde 5 7 keredir. 7 kere 5 35 bir daha 36. Demek ki bu 7 tam 1 bölü 5'tir. O halde şöyle düşünebiliriz. Bakın 3 tam 10'da 2. Arkadaşlar bu 3'ten büyük bir sayıdır. Ama 4'ten küçüktür. Demek ki buraya 4, 5, 6, 7 sayıları gelebilir. Bunlar da 7 tam 1 bölü 2'den 1 bölü 5'ten küçük olurlar diyoruz. Evet buraya gelecek sayıları arkadaşlar bulmuş oldum. O halde bunları toplayacak olursam 4 artı 5 artı 6 artı 7 toplarsam 22 desimetre olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki soruya. 3 yarışmacı görseldeki bir yarışma yapmışlar ve yarışmacıyı görseldeki gibi bitirmişlerdir. Yarışmacıların yarışı bitirme süreleri 4 tam 1 bölü 5 dakika, 4 tam 10 da 6 dakika ve 4 tam 10 da 2, 2 devreden dakika olduğuna göre kişilerin yarışı, bit yarışı bitirme sürelerini eşleştiriniz diyor. Arkadaşlar yarışmanın bitişine bakarsam burada yarışı arkadaşlar ilk önce kim bitiriyor? Elif bitiriyor. Yarışı arkadaşlar Elif bitiriyor. O halde yarışı arkadaşlar bitirme süresi Elif'in en küçük olması gerekir. Çünkü erken bitiren arkadaşlar süresi az olandır diye düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar Fatih ve en sonunda da Ayşe gelmeli. Şimdi sayılara eşleştireceğiz arkadaşlar burada. O halde 4 tam 1 bölü 5'i düzenlemek istiyorum. Şöyle kesrimi 2 ile genişletecek olursam 4 tam 2 bölü 10 bu da 4 tam 10 da 2 olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar 4 tam 10'da 2. Diğerine bakarsam 4 tam 10'da 6. Bu da 4 tam 10'da 2 2 devreden. Şimdi arkadaşlar 4 tam 10'da 2 2 devreden. Aslında gördüğünüz gibi bakın burada 2'ler devam ediyor. Ama bu 4 tam 10'da 2 sadece 2 var. Bunu da 0'a devam ettirebilirsiniz. O halde bakın 4 tam 10'da 2'nin en küçük olduğunu görüyorum. Küçüktür. 4 tam 10'da 2 2 devreden diyorum. Bu da küçüktür 4 tam 10'da 6 olacak. Eşleştireceksek arkadaşlar, o halde süre olarak en küçük olan yani yarış kazanan Elif'ti. Bu Elif'indir. Bu süre Fatih'in süresi. Evet 4 tam 10'da 6 da Ayşe'nin süresidir diyorum. Evet arkadaşlar, sıralamada bu şekilde olur diyelim. Evet, devam edelim temizleyerek geçelim 3. sorumuza. Bir yarışma programına katılan 4 yarışmacının puanları masada masalarında görülmektedir. Yarışmayı, sür, yarışmayı sunan Taner Bey 225 puanlık son soruyu sormuş ve cevap sırasının sırasıyla Onur, Sibel, Emre ve Feyza şeklinde olacağını söylemiştir. Sırası geliş, gelen yarışmacının soruyu doğru bilememesi durumunda sıra, sıra diğer yarışmacıya geçecektir. Buna göre yarışmayı kim kazanmıştır diye soruyor. Arkadaşlar yarışmacının sorusu 18 bölü 11 kesre eşit bir kesir söyleyin diyor. O halde ben 18 bölü 11'i Ondalık olarak yazmak istersem 18'i 11'e bölelim gençler. 18'in içinde 11 bir kere. 1 kere 11 11. Çıkardım 7. 7'nin içinde 11 yok. 1 sıfır eklem virgül. 70'in içinde 11 6 kere. 6 kere 11 66 çıkarıyorum 4. 4'ün içinde 11 yok. 1 sıfır ekledim. 40'ın içinde 11 3 kere. 3 kere 11 33. Bakın çıkardım 7 kaldı. Tekrar sıfır ekliyorum. 6 keredir diyorum. Ve artık aslında neyi gördüm? Bakın 4'ü gördükten sonra 63 63 devrettiğini görüyorum. O halde sayımız 1 tam %63 63 devredendir. Şimdi ilk önce onur cevap verecek. Arkadaşlar Onur 1 tam %63 dedi. O halde Onur bilemedi. Bilemediği zaman sıra arkadaşlar Sibel'e geçiyor. Sibel'in cevabı 1 tam %36. Bu da bilemedi. E sıra Emre'ye geçti. Arkadaşlar Emre bakın 1 tam %63 3 63 devreden dedi. O halde Emre doğru bildi diyorum. Ve 225 puanı aldı. Emre'nin şu andaki puanı sorudan önceki puan 480'di. 225'te toplayacak olursak 5, 8, 2 daha 10 elde var 1. 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. 705 puanı oldu diyorum. Bakın diğer puanlardan daha yüksektir. Ve yarışmaya arkadaşlar 705 puan ile Emre kazanmıştır diyoruz. Evet yarışmayı Emre kazanmıştır diyorum. Evet temizleyerek geçiyorum dördüncü soruya. Yukarıda verilen yönergeye göre dördüncü adımda verilen sayıyı bulunuz diyor. Arkadaşlar hemen yönergedeki bilgileri uygulayalım. Evet birinci adımda bir, bir sayı doğrusu çiziniz diyor. Sayı doğrusunu çizdim. Sayı doğrusu üzerinde ikinci adımda ne diyor? Sayı doğrusu üzerinde eksi 5 ile eksi 4 arasını 6 eş parça ayırınız. Burası -5, burası -4. 6 parça ayıracağım. Ayırdım. 3. adımda -4'ten itibaren 5. parçaya gelen halde 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar bakın buraya gelen rasyonel sayıyı not ediniz. Bu sayımız -4 tam 6'ya bölünmüştü. 5. adım eksi 4'ten 5/6'dır. Evet not edilen rasyonel sayının ondalık gösterimini yazınız diyor. Arkadaşlar sayımı bileşik kesre çeviriyorum. 6 kere 4 24. 5 daha 29 bölü 6 eksi 29 bölü 6'dır. Bunu ondalık gösterim haline getirmek için 29'u 6'ya bölelim. Pardon normal bölme işlemi yapıyorum. 29'un içinde 6 4 keredir. 4 kere 6 24 çıkardım 5 kaldı. 5'in içinde 6 yük 1 sıfıra gidip virgül ekledim. 50'nin içinde 6 8 kere. 8 kere 6 48. Çıkardım 2 kaldı. 2'nin içinde yok 0 ekledim. 20 oldu. 20'nin içinde 6 3 kere. 3 kere 6 18. Tekrar 2 kaldı. Bakın tekrar 0 ekledim. Yine 3 kere diye görüyorum. Ve bu şekilde devam ettiğini söylüyorum. Demek ki arkadaşlar sayımız eksi 4 tam 83 3 devredendir diyoruz sorumuzun cevabını. Evet temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki sorumuza. Evet bir sayı doğrusu artışık tam sayılar arası 1 santimetre olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu sayı doğrusunun eksi 6 noktasına noktasında şekildeki gibi sayı doğrusuna dik konumda duran çubuk sağ, sağa doğru devrildiğinde A noktasının son konumu ile ilk konumu arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın bu A'yı böyle devirdiğimizi düşünelim. Şimdi A'nın arkadaşlar bu çubuğun uzunluğu veya yüksekliği 5 tam 1 bölü 5'miş. Demek eksi alttan itibaren arkadaşlar 5 adım sağa doğru gideceğim. Bir de 1 bölü 5 kadar gideceğim. Bakın bir adım geldim. 2, 3, 4, 5 geldim. Biraz daha gideceğiz. Bakın eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 geldim. Biraz daha geliyorum arkadaşlar. Yani ne kadar? 1 bölü 5 kadar geldim. Ve bu nokta A noktası. O halde A ile ilk baştaki eksi 6 arasında arkadaşlar. Bulunan sayılara bakalım eksi 5'ten eksi 1'e kadar olan sayılardır. Bunları toplayacağız. E, toplayacak olursam gençler. Eksi 5, eksi 4 Eksi 9, eksi 12, eksi 14, eksi 15 olur. Sorumuzun cevabı diyorum. Evet temizleyerek geçiyorum. Altıncı sorumuza. Matematik öğretmeni Tuncay Bey görseldeki gibi bir oyun hazırlamıştır. Söylediği sayıya değerce eşit olan sayıyı öğrencinin kart üzerinde bulup daire şeklindeki kart ile o sayının bulunduğu yeri kapatmasını söylemiştir. Tuncay Bey'in söylediği sayılar arkadaşlar. Bu sayılar olduğuna göre kaç tane sayının üzeri kapatılmıştır diye soruyor. Evet ilk söylediği sayıya bakıyorum. 1 tam %25 125 bölü 100 demektir. Bunu 25 sadeleştirecek olursam gençler. 125'i e 25 ile bölüyorum. 5 bölü 4'tür. Bakın bu kapatıldı. bu sayı kapatacağım. Evet devam ediyorum. 1 tam 10'da 5. Arkadaşlar 1 tam 10'da 5 demek 15 bölü 10'dan 5'e bölecek olursam 3 bölü 2'ye eşittir. Bakın bu sayı da kapatılıyor. 7 bölü 3 Gençler 7'yi 3'e bölmek istiyorum. Şu altta bölelim. Ve 10'dan gösterim haline getirelim. 7'nin içinde 3 2 kere. 2 kere 3 6. 1. 1'in içinde 3 yok. 0 ekledim virgül ekledim. 10 içerisinde 3 3 kere. 3 kere 3 9. Tekrar 1 kaldığını görüyorum. 10. 10 içinde 3 3 kere. Bakın bu şekilde devam ettiğini söylüyoruz. Demek ki bu sayı arkadaşlar 2 tam 10'da 3 3 devredendir. Evet bakın bu da kapatıldı. Evet ne oldu? Üçüncüsünü kapattım. Eksi -14 bölü eksi -12 Pardon, eksi -14 bölü eksi -2 -eksi eksiye böldüm artı 14'ü 2'ye böldüm 7. Bakın arkadaşlar artı +7 sayısını göremiyorum. Burada eksi -7 var. O halde bu kapatamadı. Son olarak eksi -12 bölü 5 rasyonel sayı yapmak için 2 ile genişletiyorum. Eksi 24 bölü 10. Bu da eksi 2 tam onda 4'tür. Bakın onu da burada gördüm. Demek ki bu da kapatıldı diyorum. O halde 1, 2, 3, 4 tane sayı kapatılır diyorum. Evet, devam ediyorum. 7. soruya geçiyorum. Bir yarışmada yukarıdaki platform bulunmaktadır. Platform üzerinde en az sayıda adım atarak son kutudan dışarı çıkmak esastır. Yarışmada sağa sola ve ileri gidilirken bulunan sayıdan daha büyük bir sayıya gidilebilmektedir. Buna göre son kutudan çıkıncaya kadar en az kaç adım atılır diye soruyor ve yarışma mavi yüzey ile başlayacaktır. Arkadaşlar çıkışa da adım atmamızı istiyor. O halde eksi bir buçuktan başlayalım. Şimdi sağa sola ve öne doğru gideceğim. Eksi bir buçuktan büyük olan sayı bakın eksi beş eksi iki buçuk değil üçtür. Hadi üçe geldim. Şimdi öne doğru gidiyorum veya sağa doğru geleceğim. Ki sağa gelmem mantıksız olur. O halde dörde gidiyorum. Dörtten arkadaşlar yirmi beş bölü beş demek beş demektir. İleri gidiyorum. Şöyle okla gösterelim. Yani 25 bölü 5'e geldim. Bu da 5 beş demekti. 5'ten arkadaşlar 7'ye geliyorum. Çünkü 42 bölü 9 arkadaşlar 5'ten küçüktür. O halde 7'ye geldim. 7'den de son olarak arkadaşlar 7 tam 10'da 1'e geliyorum. Şöyle şunu kapatalım. 7 tam 10'da 1'den de arkadaşlar çıkışa gitmem gerekiyor. Evet çıkışa da adım atmamızı istedi. O halde kaç tane adım attı? Bakın birinci adım İkinci adım, şöyle üçüncü adım diyelim, dördüncü adım, beşinci adım ve altıncı adımı atması gerekir diyorum. Demek ki arkadaşlar en az altı adım atılarak çıkılır diyoruz. Evet. Temizleri geçiyorum. Bir sonraki sorumuza. 8. soruya baktığımız zaman rasyonel sayı oyunu düşünen bir öğretmen yandaki bir düzenek hazırlamıştır. Bu oyunda farklı ikili kutulardaki sayılardan birbirlerine yakın olan kutudaki sayıların aynı olması gerekmektedir. Birbirine yakın olan kutudaki sayılar aynı olacak. Yani birbirine eşit olacak. Buna göre yukarıdaki oyuna göre harflere karşılık gelen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Arkadaşlar o halde baktığım zaman 2 tam 10'da 3 devredenle 2 tam x bölü 9'un aynı olması gerekiyor. Yani eşit olması gerekiyor. Eksi 1 tam 10'da 5'te eksi 3 bölü y'nin eşit olması gerekiyor. Eksi 1 e de 12 bölü z eşit olacak. Peki arkadaşlar 2 tam 10'da 3, 3 devre Ondalık gösterim haline getirmek istiyorum. Sayımızın tamamı 23 eksi devretmeyen kısım 2 bölü 9. Yani 21 bölü 9 olur. Bunu da arkadaşlar tam sayılı kesire çevirecek olursam 21'in içinde 9 2 kere 2 kere 9 18 3 daha 21 olur. 2 tam 3 bölü 9'dur. O halde bu 2 tam x bölü 9'a eşitse bakın 2'ler eşit 9'lar eşit x'in değeri 3'tür diyoruz. Devam ediyorum. Eksi 1 tam 10'da 5. Eksi 3 bölü y'ye eşitmiş. Eksi 1 tam 10'da 5'i. Eksi 15 bölü 10 olarak yazıyorum. Bunu da şöyle 5 sadeleştirelim. Eksi 3 bölü 2. Arkadaşlar bakın. Eksi 3 bölü y dedi. Şimdi eksi 3'ü görüyorum. Burada da eksi 3 var. O halde y'nin değeri 2'dir. Eksilerimiz var. 3'ler var. Y de 2'ye eşit olur diyorum. Son olarak eksi 1 de arkadaşlar 12 bölü Z'ye eşit. O halde eksi 1 12 bölü eksi 12'ye eşittir. O halde burada 12 Z dediği için arkadaşlar bakın 12'ler eşit. O halde eksiğini yapmam gerekiyor. Aşağı indireceğim. Yani şuraya indirelim eksimizi. Şurayı temizleyelim. 12'lere eşit. O halde z'nin değeri de buradan eksi 12 olmalı diyoruz. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayacaktık. Evet 3 büyüktür. 2 o da büyüktür. Eksi 12. Yani x büyüktür y. O da büyüktür z sıralaması. Sorumuzun cevabı olur diyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.